Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dondurmam için ben yarım su bardağından bir parmak fazla toz şeker kullandım. Çocuklar çok tükettiği için fazla kullanmak istemedim ama size bir su bardağı toz şeker öneriyorum. Dondurma yapımında olmazsa olmazımız salep'tir arkadaşlar. Salebi aktarlardan temin edebilirsiniz. Kilosu oldukça pahalı. Ben de 12 TL'lik aldım. Yaklaşık herhalde 25 gram civarındaydı. Bir yemek kaşığı 1 kilogram dondurma yapımında yeterli bir miktardır. Geri kalanı da ben yarın kullanacağım. Meyveli dondurma yapacağım. Rengini de bu şekilde göstereyim. Lütfen bakkallarda satılan salepleri kullanmayın. Onlar nişasta bazlı oluyor. İyi bir sonuç almazsınız. Tadı da zaten lezzetli olmaz. Normal şartlarda biz keçi sütü kullanmamız gerekiyordu. Ancak bunu sağlayamazsınız diye ben normal marketlerden aldığım paket süt kullandım. İlerleyen günlerde ben keçi sütüyle ve taze sütle yapacağım. Farkını da karşılaştırabilirsiniz. Sütün birazcık ılıdıktan sonra hemen salebimi ilave ettim. Sonuna kadar arkadaşlar, kaynayana kadar lütfen karıştırmaya devam edin. Sütümüz mutlaka köpürecektir. Bu gayet normal bir sonuçtur. En önemli püf noktalardan bir tanesine geldik arkadaşlar. Sütümüz kaynadı. Şimdi ocağımızın en küçük gözüne ve en kısık ateşine alalım ve 5 dakika boyunca bu şekilde kepçeyle savurarak pişirmeye devam edelim. 5 dakikanın sonunda da şekerimizi verelim ve bir 5 dakika daha yine savurarak pişirmeye devam edelim. Arkadaşlar, sonuca lütfen güvenin, lütfen deneyin. Eminim çok beğeneceksiniz. Sizlere şimdiden garantisini veriyorum. Bu konuda gerçekten de iddialıyım. İlerleyen günlerde çeşit çeşit versiyonları olacak. Ben evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem ekonomik hem de yapımı gayet kolay arkadaşlar. Ocaktan indirdim. Şimdi soğuyana kadar böyle ara ara kepçeyle savurarak sütümüzün tamamen soğumasını bekleyelim arkadaşlar. Şu şekilde hemen gösteriyorum sizlere kıvamını. Boza kıvamında gördüğünüz gibi. Soğuyan sütümü ben bir cam kaseye alıyorum ama evinizde uygun bir plastik varsa plastiğe koyabilirsiniz veya tencerede yeriniz varsa derin dondurucunuza veya buzdolabına o şekilde de koyabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, bundan sonraki süreçlerimiz çok önemli. Lütfen dikkatlice dinleyin. Çok güzel bir sonuç almanız için bu detaylar gerçekten de çok önemli. Derin dondurucunuzda veya buzluğunuzda 1 saat bekledikten sonra çıkartıp bu şekilde 2-3 dakika boyunca güzelce karıştırın. Tabii bunu elektrikli ev aletleriyle de yapabilirsiniz. Bu benim ikinci saatim. Yani bunu 5 defa veya 6 defa yapmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Lütfen bu konuya çok dikkat edin. 5 defa, 6 defa ne kadar çok yaparsanız o kadar çok güzel olacaktır. 1 saat arayla yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede dondurmamız asla buzlu olmayacak. Rengi çok güzel bembeyaz olacak. Kıvamı çok güzel olacak ve muhteşem bir tat verecek. Gördüğünüz gibi köpürtebildiğiniz yere kadar köpürtün arkadaşlar. Bu işlem gerçekten de çok önemli. Artık ben elektrikli ev aletleri de yapamazsınız. Çünkü bu üçüncü veya dördüncü olması gerekiyor. Birazcık dondurmam ağırlaştı. En iyi kaşıkla yapabilirsiniz. Ben şimdi buradan bir miktar alıp oğluma narlı dondurma yaptım arkadaşlar. Geçen sene kış mevsiminde nar koymuştum derin dondurucuya. Hatta videolarım var, paylaşmıştım. Hemen yaptım, yedi afiyetle. Derin dondurucunuza bu şekilde yaz mevsiminde dondurma yapmak için meyveler koyabilirsiniz. Lütfen bildirimlerinizi açın. Sizlere kış mevsiminde bildirimlerim gelecek. Siz de ona göre atlamadan derin dondurucunuza bol bol koyabilirsiniz. Arkadaşlar, görüyorsunuz kıvamını, artık kaşıkla devam ediyorum. Bu da artık herhalde 5. yapışımdır. Yani birer saat arayla hep bu işlemi yapıyorum. Köpürtmek çok önemli. Yani salebimizin mutlaka hava alması gerekiyor. En önemli konulardan bir tanesine daha geçtik. Arkadaşlar, ben gece tepsimi değiştirmek zorunda kaldım. Normalde ağzına kadar doluydu. Bu plastik kabıma koydum. Bu da ağzına kadar doluydu ama ben gece ezme yaptım, yani dövme yaptım. Çocuklar çok istediği için onlara ikram etmek durumunda kaldım. Normalde bu şekilde ağzına kadar doluydu. Yani havalı olduğu için, köpüklenme olduğu için ağzına kadar doluydu. Ben şişeyle onları ezdim. Birazdan göstereceğim zaten size. Yani 5 defa birer saat arayla karıştırma işlemi bittikten sonra tamamen dondurmamızın soğumasını bekleyeceğiz. Dondurmamız soğuduktan sonra bir şişeyle bu şekilde döveceğiz. Göstereceğim hemen size.
İsterseniz bir bardakla veya ben cam şişeyle dövmenizi öneriyorum. Çünkü daha sağlıklı. Bardak kırılabilir. Tabii evinizde ne uygun varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben meyveli dondurma yaparken çekmiştim. Göstereyim size. Bu şekilde şişeyle arkadaşlar 4-5 saat güzelce de donduktan sonra böyle dövelim. Ara ara da kaşıkla da karıştıralım bu işlemi yaparken. Çünkü daha kolay olacak. Ne kadar çok döversek dondurmamız o kadar lezzetli olacaktır. Bunun da tarifini ben paylaşacağım. Gerçekten de çok lezzetli dondurmalar elde edeceksiniz arkadaşlar. Bundan sonra lütfen beni takip etmeye devam edin. Envai çeşit dondurma tariflerim olacak. Hemen şöyle bir daha özetlemek istiyorum. Birer saat arayla bir 5 defa dondurmamızı karıştırdıktan sonra artık 4 veya 5 saat boyunca donmasını bekleyeceğiz. Donduktan sonra da ara ara kaşıkla karıştırarak bu şekilde bir bardakla veya bir cam şişeyle veya uygun bir kapla yine bu gösterdiğim gibi arkadaşlar kaşıkla karıştırarak ara ara donduğumuzu döveceğiz. Bunu da 2 defa veya 3 defa yapmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyidir. Birinci dövmeden sonra da hemen yiyebilirsiniz. Ben gece yarısı hemen çocuklara servis ettim. O anı gösteremedim ama eminim kolay bir şekilde anlaşılmıştır. Yine bir alternatif daha gösteriyorum size. Artık evinizde ne uygun varsa bu dövme işlemi için onu kullanabilirsiniz. Sizlere lezzet garantisi veriyorum arkadaşlar. Lütfen tarifime ve ölçülerime güvenerek yapın. Dediğim gibi ilerleyen günlerde keçi sütüyle de yapacağım. Az önce ben şişeyle bir görüntü göstermiştim döverken. O da benim satırla doğramış olduğum meyvelerle, taze meyvelerle yapmış olduğum bir dondurmadır. Gerçekten de çok lezzetli. Dondurma yapımında taze meyve kullanmak gerçekten de çok önemli. İnşallah onunla tarifini paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar ben buzluktan çıkarttım. Artık servis edeceğim. Dövme işlemlerim bitti. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel. Her servis yapmadan önce biraz dondurmanızı karıştırmanızı öneriyorum. Zaten biliyorsunuz dondurmacılar da bu ara ara bol bol karıştırıyorlar külaha koymadan önce dikkat ettiyseniz. O yüzden ara ara havalandırın, karıştırın, ondan sonra servis edin. Zaten dondurmanız sizi yönlendirecek arkadaşlar. Çok lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz. Lütfen güvenle deneyin. Maliyeti oldukça uygun. Sadece birazcık sizden zaman istiyor. Yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay. Arkadaşlar kesinlikle dondurmamız da buz olmayacak. Sizlere garantisini veriyorum. Eğer benim tekniğimi uygularsanız. Zaten yakın çekim göstereceğim tadım testi yaparken. Dediğim gibi arkadaşlar lezzeti tam yerinde. Muhteşem. Satın aldıklarınızla hemen hemen aynı diyebilirim. Onların sadece dondurma yapımı için özel aletleri var. Biz ev ortamında %100 sonuç aldık arkadaşlar. Lezzet garantisini veriyorum. Tekrar söylüyorum. Lütfen deneyin. Çok beğeneceksiniz. Üzerine isterseniz toz fıstık da ilave edebilirsiniz. Ben bisküvili yemeği çok seviyorum. Bunu ben kendim için hazırladım. Gerçekten de çok lezzetli oluyor. Veya bisküviyle karıştırıp külahlara da koyabilirsiniz. Ben çocuklara o şekilde de yapıyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü var. Lütfen misafirlerinize de yapın. Yemekten sonra gerçekten de çok beğenecekler ve çok makbule geçecek bir ikram olacak. Gördüğünüz gibi rengi ve görüntüsü harika. Kesinlikle buzlanma yok. Arkadaşlar bu 5 saatlik sürede arada bir karıştırmamızın faydaları bunlar. Rengi bembeyaz oldu. Eğer iyi karıştırmasaydık rengi açık bej renginde olacaktı. Bu da hoş olmayacaktı. O yüzden benim size verdiğim tekniğe mutlaka uyun. Eminim sizlere güveniyorum. Benden daha iyi sonuçlar alacaksınız. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarımda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.